Stability. Şöyle bir tekrar edelim Nike Stability kriterini. Şimdi açık çevrim transfer fonksiyonu LSE'nin kapalı çevrimde kararsız kutuplara sahip olup olmadığını kontrol etmek amacıyla tekniği uyguluyorduk. Kriterimiz bize şeyi söylüyor. Z eşittir N artı P denklemi var. Burada Z şeye karşılık geliyor. Kapalı çevrim unstable closed loop'lara. Yani bir tane olsa bundan sıfırdan büyük olduğu zaman kararsız oluyor. Dolayısıyla sıfır çıkması lazım. Neyi temsil ediyordu? Öncelikle açık çevrim transfer fonksiyonunun Nyquist platonu çizdiriyorduk. Omega uzayında J omega sigma J omega şeklinde kodlama yapıyorduk. Onu geçen derste anlatmıştık. Kompleks düzlemde. Ve bu Nyquist plot üzerinden belirli bir eksi bir burada şey olmasıydı. Biliyorsunuz kapalı çevrim haline gelince sıfırları kutup haline geliyordu. Yani sıfırların da etkisi oluyordu. Açık çevrim fonksiyonundaki sıfırların da etkisi oluyordu kararlılığa. Şöyle göstereyim. Heh, 1 artı CGS. Yani şu kısmın sıfır yapan değer. Bunu sağ tarafa attığımızda eksi 1 oluyor. Dolayısıyla eksi 1 yani şu CS ile GS'nin yani loop'un açık çevrim döngüsünün eksi 1'i çevrelemesine bakıyorduk. J omega düzleminde. Bu kontura bakıyorduk. Şimdi dolayısıyla burada onu eksi 1'i ne kadar kaç sayıda çevrelediği önemli. Saat yönüne doğru çevrelemesi. Eğer saat yönünün tersine olursa da eksi oluyordu. N eksi oluyordu. Saat yönünde çevrelerse eksi 1'i pozitif oluyordu. P'de kutupların sayısıydı. Yani açık çevrim transfer fonksiyonunun sağ yarı düzlemdeki kutuplarının sayısıydı. Açık çevrimin kararsız kutuplarıydı. Bu ikisinin toplamı sıfır olmak zorunda diyorduk. Force W işte Z eşittir sıfır. Yani olay bu. Sonra bunun örneklerinden bahsetmiştik. Şu örneklerden bahsetmiştik. Devam ediyorduk bu şekilde. Bu gördüğümüz gibi şey kompleks düzlemde konturlar. Yani sırayla sıfırdan başlıyor. 1 J'ye ondan sonra 1 artı J falan. Daha sonra bunu açık çevrim transfer fonksiyonunun üzerine yansıtıyorduk. Nyquist plot öyle ortaya çıkıyordu. Yani kompleks düzlemdeki sayıları, kompleks sayıları ne yapıyorduk? Haritalandırıyorduk, kodluyorduk. Açık çevrim transfer fonksiyonunun içerisinde kodluyorduk. Dolayısıyla Nyquist plotu öyle elde ediyorduk. Bu zaten çok uzun bir süreç. Dolayısıyla bu elle çizilemeyeceği için bilgisayar programı vasıtasıyla Nyquist koduyla bunu yapıyoruz. Buraya kadar var mı sormak istediğin soru? Mesela şimdi böyle bir örnek. Şimdi ne demiş burada unit feedback? Birim geri beslemeli bir loop transfer fonksiyonumuz var. K to s eksi 1. K işte 0.5'miş. To 1'miş. Displot determine the weather the stable. Yani kararlı mı değil mi? 0.5 s eksi 1 oluyor değil mi? To'ya 1 koysan K'ya 0.5 koysan. 0.5 s eksi 1. Yine s eşittir TFS dedik. O zaman L'miz ne olacak? L eşittir 0.5 bölü. Yine s eksi 1 olacak. Bunun Nyquist'ini çizdireceğiz. Bunun şey plotu var mı? Bakıyoruz bunun unstable kutuplarına. Unstable kutuplarına bakmak için neydi bu? Yine bunun karakteristik polinomuna bakıyorduk değil mi? Karakteristik polinomunda s eksi 1. Bir tane artı bir şey de var. Bir tane unstable root'u var. P'yi oradan yapıyoruz. Yani normalde sistemimiz z eşittir. Z eşittir n artı p ya. P'miz 1. Neden 1? Çünkü s artı 1 bir tane. Bir tane bunun kararsız açık çevrimde kararsız kutbu var. Tamam mı? Şimdi n'ye bakmak için ne yapıyoruz? Nyquist çizdiriyoruz. Çizdirelim. Şimdi burada tabii ki de şeyi takip edeceğiz. Oku takip edeceğiz. Okun yönünü. Okun yönü böyle ne yapıyor? Eksi 1 burada. Eksi 1 çevriliyor mu? Çevrilemiyor. Eksi 1'i çevrilemiyorsa 0 değil mi? N'miz 0 yani. N'miz 0, P'miz 1. O zaman Z 1 çıktı. Z eşittir 1 çıkarsa ne oluyordu? Loop unstable oluyordu değil mi? Bunu daha sonra kapalı çevrim içerisinde bunu gözlemleyebilmemiz için ne yapmamız lazım? Simulink'te bunun zaman cevabına bakmamız lazım, değil mi? Simülasyon açalım bir tane. Bakalım kriterin şeyini doğrulayalım. Simülasyon üzerinden. Şimdi açık çevrimi neydi? Zaten açık çevrim 0.5 s eksi 1. Hemen bir tane ne yapalım? Transfer function yapalım. Transfer function'ımız açık çevrim. Numerator kısmı 0.5.
0.5S-1 mi? 0.5S-1 değil mi? Tamam. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Summation. Sum geldik. Sum koyduk. Referansımız var. Step referans. Negatif feedback var. Birim geri besleme. Negatif feedback. Geldik. Koyduk. Step dedik. Step function'ı koyduk. Bu referansımız sistemimiz. Step time bir final value. Bir saniye içerisinde. Stop time mesela evet 5 olsun fark etmez. Modeling'e geldik. Modeling'de model settings. Variable step diyebiliriz. O da 45 diyelim. Solver'da da eksi 4 diyelim mesela. Çözünürlük şeyini arttırın hassasiyetini. Simülasyona geldik tekrar. Scope bağlayalım. Max diyelim. Step'i aldık buradan. Uzattık. Scope'u bağladık. Buradan da output'u geldik. Bağladık. Şu bizim YT output step input bizim input'umuz. UT input'umuz. Input step input verdiğimizde burada o zaman scope'ta göreceğiz. Bakın kararsızlığa gidiyor mu sistem. Burada da Nyquist stability Nyquist stability check diyelim. Herhangi bir yine açık çevrim transfer fonksiyonu yazıp kapalı çevrime dönüştürüp kapalı çevrimde ne yapıyoruz? Kararlılığını inceleyebiliriz. Run dediğimizde bak kararsızlığa gidiyor. Gördünüz mü? Step'i verdikten sonra ta uzuyor gidiyor. Yani kararsız sistem. Bu sonsuza gidiyor yani. Zaman sonsuza gittikçe bunun değeri de şiddeti de artıyor. Kontrol edilemiyor yani sistem. Sonsuza gidiyor. Ben bunu arttırdığımda eksponansiyel olarak artmış olacak. Yani eksponansiyel olarak istersen 100 saniye boyunca koy. Bir yerde patlayacak bu. 100 saniye sonra koy. Patladı yani. Gördünüz mü? O yüzden 21'e çıktı. Böyle. Tamam, buradan kontrol edebilirsiniz. Sistemin kararlı olup olmadığını. Nyquist de demek ki doğru. Yani Nyquist kriterimizi doğru uygularsak biz açık çevrim sistem üzerinden kapalı çevrim kutupların kararlılık analizini yapabiliyoruz o zaman, değil mi? Daha karmaşık plotlar var. Daha karmaşık plotlar için aynı. Mesela buna bakacak olursak böyle bunun Nyquist plotunu çizdirecek olursak mesela L diyelim 50 bölü nedir? Ne demiş? S artı 5 S eksi 9 S artı 5 çarpı S eksi 9 değil mi? S artı 5 S eksi 9 ne yapıyoruz? P Z eşittir ne diyorduk? N artı P değil mi? P bizim açık çevrimimizin kararsız kutup sayısıydı. Karakteristik polinom buysa bunun kararsız kutupta kaç tane kararsız kutup var? Bir tane var. S bir tane bir tane var. S eşittir artı 9 da aynen. P'miz 1. Şimdi encirclement'a bakacağız. Yani çizdirdik. Encirclement'a baktık. Encirclement buradan başlıyor. Böyle devam ediyor. Şu eksi bir noktası. Transfer fonksiyonumuzu oluşturacağız. 50. Numerator kısmında 50 var. S artı 5 çarpı S artı 9 çarpmamız lazım değil mi bu ikisini? Yani S artı 5 çarpı S eksi 9 dedik. Evet. S kare eksi 4S eksi 45 değil mi? O zaman buraya ne yazmamız lazım? S kare terimin başında 1 var. Eksi 4 var. Eksi 45 var. Okey dedik şunu büyüttük ha. S kare eksi 4 eksi 45 tamam 50 bölü tamam. Şimdi bunu ne yapalım? Bunu çalıştıralım. Bakalım bu kararlı mı değil mi? Bir 5 saniye verelim. Closed loop unstable oluyor. Tamam. Evet. Şu saat yönü böyle dönüyor. Evet saat yönünde dönüyor. Mesela bunda mesela nasılmış? S artı 5 S küp artı S kare artı 1. Bunda eksi 1'i bak çevrelemiyor gördüğünüz gibi. Bu 0 olacak. S küp artı S kare artı 1. Hemen hızlıca yapalım. Artık alıştık. Ben Nyquist plotunu çizeceğiz. Bu da 0. Z eşittir N artı P dediğimizde 2. Evet şimdi N o zaman şeye bakacak. Encirclement'a bakıyoruz. Encirclement da kararsız. Bir kontrol edelim o zaman. S'i 1 0.5 değil mi? Doğru. Şunlara bakalım. S küp 1 1 0 1 değil mi? Doğru.
S küp S kare. S'li terim yok. S'leri sıfırla terim 1. Tamam. Apply dedik. Evet, bu da kararsız. Ne yapıyor? Şöyle gösterelim. Bunu zamanını uzatalım. Mesela 50 saniye yapalım. 50 saniyede eksi, şey, negatif. Ya bu sefer eksi de patlıyor. Evet, böyle gitti gitti salınarak. Ne yapıyor? Gitti, eksiye geldi, yukarıda çıktı, salındı salındı salındı. Tekrar bu oscillation, yani şey, grow. Oscillation grow olduğu için kararsız. Bunu mesela 100, 100, 500 yapsak daha da giderek büyüyecek bunun salınımları, bakın. Giderek büyüyor, 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 büyüyor. O zaman ne oluyor? Unstable olmuş oluyor. Tamam. Böyle yani olay bu. Buradan da kontrol etmiş oluyorsunuz. Ha, mesela şimdi böyle bir şey varmış, örnek. Şöyle bakalım. Ha. Closed loop system has a loop transfer function. Bu şekilde verilmiş, tamam mı? K'yı şöyle, Nyquist stability kriterini kullanarak K'yı sistemin kapalı çevrim transfer fonksiyonu stabilize edecek minimum kazancı bul diyor sana. Şimdi L'miz ne olacak o zaman? Başlangıçta L eşittir S artı 2, K'ya 1 verdiğimizi varsayalım. S kare eksi 1 diyelim. L eşittir S artı 2, S kare eksi 1. K'ya 1 verelim. K çarpı. O zaman K çarpı S artı 2, S kare eksi 1 oldu değil mi? Bunun Nyquist'ini çizdirelim. Şimdi S kare eksi 1 de roots dedik. Roots S kare eksi 1 de aşağısında değişir mi? K değiştikçe değişmez. S kare eksi 1 de P'ye bakacağız önce. S kare eksi 1 de 1, 0, eksi 1 değil mi? S'li terim 0, evet, eksi 1, 0, eksi 1, 1, 1, 1 tane. Yani P'miz 1, bu fixed. Bu değişmiyor. Benim ne yapmam lazım? Bunun 0 olabilmesi için, tamam mı? N'nin eksi 1 olması lazım. Stability koşulumda N'nin eksi 1 olması lazım. N'nin eksi 1 olması için ne olması lazım? Counterclockwise direction'da bir kere tur atması lazım. Counterclockwise direction'da bir kere tur atması lazım. Şimdi Nyquist plotu bir çizdirelim bakalım öncelikle. Counterclockwise direction atıyor değil mi? Evet. Bak, counterclockwise direction'da bir tur attı. Tamam, demek ki bu stable'mış o zaman. Şimdi bir kontrol edelim şunu. Numerator kısmında ne var? S artı 2 var. S 1, 1, 2. S kare 1, 0, eksi 1. Tamam. Bir de şurada bir tane gain koyalım. Şu gain de K olsun. K parametresiyle belirlenecek. Ona dışarıdan da verebiliriz. Şöyle kazanç katsayısı. Bir daha bir arttıralım bakalım. Şunu 25 diyelim. 25 saniye diyelim. Oturuyor, evet. Bakın, kararlı sistem. Gördünüz mü? Yani Nyquist stability çalışıyor. Fakat benden soruda ne istiyor? Minimum gain'i istiyor. E 1 dedik. Belki bu minimum olmayabilir. K'yı düşüreceğiz. K'yı düşürelim bakalım. Zaten fixed olarak P'miz fixed değil mi? Açık çevrim kutuplarını değiştiremiyoruz. O zaman şeye bakacağız. K'yı değiştir. Bir tek check şansımız K'yı değiştirmek. Yani bunu counterclockwise direction'da çevrilemeyecek aslında. Clockwise direction'da çevrilerse 2 olacak mesela. N eşittir 2 olacak. Hani bunu clockwise'a dönene kadar K'yı değiştireceğiz. Mantık bu. Anladınız mı? Mesela K'yı daha da küçültelim bakalım. 0.5 verelim. Evet, K'nın değerini 0.5 verelim. Bakalım şey direction'a dönüyor mu? Ne yaptı? Bu ne? Counterclockwise direction'a dönüyor değil mi? Counterclockwise direction'da eksi oldu. Tamam, şey oldu. 0.5'te değil. O zaman 0.1 verelim mesela. Ya da şöyle değiştireceğiz. Şu K sabit burada. Şunu değiştireceğiz. 0.1 verelim mesela. Bu kazanç kontrolcüsün mesela nasıl davrandığını şey yapabilmek için. Evet. Bak, artık şeye dönmüyor. Gördünüz mü? Eksi 1'i çevrilemiyor. Eksi 1 burada kalıyor. O zaman 0 oldu bu. Yani bir dönme noktası var. Dönme noktasını tespit ettik o zaman.
Yani 0.1 verince kararsız oluyor sistem. Ama 0.2, 0.5 verince de kararlıydı hala. Böyle böyle deneme yanılma yapacağız yani, tamam mı? 0.25 verelim mesela. 0.25'te bakalım kararlı mı? Ha yine bak şey olmadı. Eksi 1'i çevrelemedi, gördünüz mü? 0.25'te de kararsız. 0.35'te bakalım kararsız mı? Yine kararsız. Bunun kodunu da yazabilirsiniz aslında. Ben şu an deneme yanılma yapıyorum ama aslında bu koduyla loop içerisinde, KC loop içerisinde değiştirip sürekli Nikes check'i yapıp böyle belirli adımlarla o noktayı tespit edecek kodu yazabilirsiniz yani. Ya şimdi uğraşmayalım ama şey gerek yok. Çünkü kodlama dersinde değiliz. Yani mantığı anlamak önemli olan. Bakın 0.45'te de kararsız. Ya 0.5 ile 0.45 arasında bir şey de artık ondan sonra daha da hassas ayar yapıyoruz. Mesela 45 0.45'te kararsız ya. Bakalım check edelim. Madem inanmadık mesela 0.45 verdiğimizde K'ya bu sistem kararsız olacak. Yani kazanç kontrolcüsünün mantığını burada oturtmaya çalışıyoruz. O zaman Nyquist kararlı kriterini uygulayarak bakın kararsız çıktı sistem. Gördün mü? Anladınız mı mantığı? Evet hocam. Hemen bir Tamam. şey sormak istiyorum da. Heh, Bu hani sor. kutuplarda artı bir şey çıkınca hani grafiğin sağ tarafında kalıyor diye direkt unstable diyorduk ya. O farklı bir Evet, koşul için aynen. mi öyleydi? Yoksa çünkü mesela burada ona bakıyorsa unstable çıkması gerekmiyor mu? Kutuplarda artı bir olduğu için. Hayır, ama orada closed loop transfer fonksiyonuna bakıp yapıyorduk onu, loop'larına. Şimdi closed loop stability ayrı. Nyquist'te open loop'u biliyorsun. Açık çevrim transfer fonksiyonu üzerinden kapalı çevrim transfer fonksiyonu kararsızlığına gidiyorsun. Yani daha ileri bir öngörü şeyi bu. Yani sen açık çevre elinde açık çevre transfer fonksiyonu var. Ben bu sistemi nasıl kapalı çevrim kararlı hale getirebilirim sorusunun cevabı bu. Yoksa Tamam. diğeri Rutherwitz kapalı çevrim elinde kapalı çevrim bir transfer fonksiyonu var. Fakat sen kontrolcü artık biz advanced kontrole geçtik ya. Artık çünkü kontrolcüyü de tasarlayacaksın sen. Kontrolcüyü de birlikte tasarlayınca feedback döngüsünde de measurement sistemi de birlikte entegre edince sen bütün sistemin kapalı çevrim kararlılığını öngörmen lazım ki ona göre kontrolcüyü tasarlayasın. Onu da açık çevrimden yapıyorsun. Çünkü kontrolcü açık çevrim loopunda kalıyor. Anlatabildim mi? Bunu ben Yani burayı ayarlayarak diyorum ki kapalı çevrim kararlılığına nasıl elde edebilirim? Kontrolcüyü ayarlayarak, yani kontrolcü kararlılığında. Sonra daha ileri nonlineer kontrolcülerde şey var. Lyapunov kriterleri var. O da daha doktora dersi konusu. Ya yani o ayrı bir nokta. Ya yani farklı kararlılık yaklaşımları var bu şey kontrol sistemlerinde. Bu Nyquist yaklaşımı açık çevrim transfer fonksiyonunun üzerinden kapalı çevrim transfer fonksiyonunun kararlılığına ulaşmak için yapılması gereken bir sentezleme şey modelleme noktası. anladım. Tamam. Başka ne soracaktın? Ben şey diyecektim, hani mesela bir açık çevrim tasarladık, sonra onu kapalıya çevirmek için Nyquist yapıyoruz, sonra kapalıya çevirdikten sonra kapalının stabilitesini kontrol etmek için de root Prüviz yapıyoruz yani. O şekilde anladım ama doğru mu anladım acaba? Yo, kapalı çevrimi buradan da kontrol edebilirsin. Rutherwitz şey böyle, yani sen elinde kapalı bir çevrim transfer fonksiyonu var, tasarım yapmamışsın. Doğrudan gözlem yani. Ne yapıyorsun? Onu Ha, o kararlı anladım. mı değil mi kontrol ediyorsun? Fakat da o tasarım zaten yapılmış ki sen onu niye bir daha şey yapasın ya, kararlı mı? Yani o şey seviyesi sana black box bir şey gelirse yani. Anlatabildim mi? Anladım hocam. Ama bu tasarımla ilgili bir problem doğrudan.